geldiniz Kariyer Fuarı 2024. Sizleri bekliyor. DOKAF 24, Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 5 paydaş üniversite. Avrasya Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi işbirliğiyle 8-9 Ocak 2024 tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin önde gelen 200'e yakın kamu kurumu ve firmasının insan kaynakları ve işe alım uzmanları sizlerle buluşmak için geliyor. Üniversite öğrencileri ve mezunları için staj ve iş fırsatları, kamu kurumu ve firmalarla mülakat ve birebir görüşme imkanı, eğitim, söyleşi ve sunum programları sizleri bekliyor. Sen de yeteneklerinin farkında ol. Kariyerine yön ver. Yetenek Her Yerde platformuna kaydol. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi. Katı TV Gündem Özel'den herkese merhabalar. Ben Çağlar Demirdal. Efendim bugün 8-9 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan DOKAF, yani Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nı konuşacağız. Konuklarımız bu kariyer fuarının liderlerinden üniversitemiz Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Halil İbrahim Okumuş, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hülya Kalaycıoğlu bizlerle. Sayın hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. İyi olacağız inşallah. Evet, iyi olacağız dediğine göre yoğun bir tempoydu sizin hocam hazırlıklı. Yok. Herhalde yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik diyorum. Nasıl geçti hazırlıklar? İlk önce bu soruyla başlayayım dilerseniz. Evet. Buyurun hocam. Hocam bence evet. Hazırlıklarımız yoğun geçiyor. Ama her sektörün temsilcilerini yanımızda bulunduruyoruz. Çok sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Şimdi de fuarımızın alanı ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah pazartesi sabahı hazır olacağız. Evet. Ne dersiniz hocam? Ben 15 dakika önce fuar yapacağımız alandan döndüm. Hızla oradaki bölme işleme devam ediyor. Hatta valilikten iki vali yardımcımız vardı orada. Hızlı bir şekilde önce fuar alanımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Yarın akşam itibariyle fuar alanı hazır olmuş olacak. Ondan sonra da misafir firmalarımızı ağırlamış olacağız. Hafta sonu büyük ihtimal onlar gelip yerleşmiş olacaklar ve pazartesi sabahına hazır olacağız. Evet, dördüncüsünü yapıyoruz. 2019 yılında başladı. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Cumhurbaşkanı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen ve üniversiteler tarafından tabii ki bir ev sahibi üniversite oluyor. Bölgesel kariyer fuarları yapılıyor. Türkiye çapında 11 bölgede bu fuarlar yapılıyor. Biz de bu sene dördüncüsünü yapacağız. Evet. Tabii ki Sayın Hocam bu konuda çok tecrübeli. Hakikaten biz arkasında da söylüyor, Atom Karınca gibi çalışıyor. Ekibiyle birlikte çok teşekkür ediyorum. 170'in üzerinde firma kayıtlarını yaptırdılar. Dolayısıyla hazırlıklarımız gayet güzel devam ediyor. Çok güzel. Peki Sayın Hocam, ilk DOKAF'ın açılımı, şimdi Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı öğrencilerimizin şirketlerle buluştuğu bir nokta. Peki halkımızın da anlayacağı şekilde bu neye hizmet ediyor? Biraz da o konuya girebilir miyiz? Kariyer adı üzerinde tamamen öğrencilerimize, okuyan öğrencilerimiz ve mezunlarımız için. Aynı zamanda bu sene liselerden de, ortaokullardan da öğrencilerimizi buraya davet ediyoruz. Onların katılımları da sağlanacak. Evet. 15 bini yakın öğrenci bekliyoruz, öğrenci ya da mezunumuz. Kariyer fuarı aslında bu üniversiteler kendi çaplarında küçük boyutlarda yapıyorlardı bunu. Hatta bizde bulunan kulüpler var, kulüpler aracılığıyla bu yapıyordu. Bizim kariyer merkezimizde yapıyordu ama Cumhurbaşkanlığı bunu daha bölgesel yapmaya başladı. Dolayısıyla üniversiteleri de burada bu fuarı yürütüyorlar.
Şehirlerden, bölgelere çıkmaya başlıyor. Evet. Tabii ki biz öğrencilerimiz, biz neredeyiz? Trabzon'da, üniversitemiz Trabzon'da. Buradaki öğrencilerimizi işte Ankara'daki, İstanbul'daki, büyük şehirlerdeki o sanayicilerle, sanayi devleriyle buluşturmamız, yani oraya gidip onlarla görüşmesi çok zor. Dolayısıyla aslında bir yerde o firmalara öğrencilerimizi ayağına getirmiş oluyoruz. Peki ne sağlayacak öğrencilerimize? Staj imkanı. Bulma, staj imkanı sağlayacak. Aynı zamanda iş imkanı olacak. Buradaki insan kaynakları yöneticileriyle buluşma imkanı olacak. Onlarla mülakat yapma imkanı bulacaklar öğrenciler. Hatta ben şimdi az önce işte ziyaret ettim fuar merkezimizi orada. Cumhuriyet Başsavcılığı duruşma salonu oluşturmuş. Çok harika, çok beğendim. Harika bir şey. Hukuk öğrencileri bizzat o salona gidip bizzat uygulama yapma imkanı da bulacaklar. O açıdan çok değerli bir fuar olarak değerlendiriyor. Birebir sanırım öğrenciye dokunan bir fuar değil mi evet. Sayın İlyacığım? Şimdi aslında insanlar fuar deyince bir ürün satışı ya da bir ürünün lansmanı gibi bir şey algılayabilirler. Bu aslında tamamen insan kaynakları yönetimiyle ilgili bir şey. İki boyutu var, işveren açısından ve öğrenci açısından. İşveren açısından kendisiyle çalışabilecek, önce stajyer, sonra iş paydaşları, personel bulması amacıyla geliyor fuarlara. Öğrenci açısından da bakıldığında daha öğrenciyken, kendi hayatını hangi şirketlerle yönetebileceğine dair bir öngörü oluşturuyor. Ve bu süreçte firmaların insan kaynakları yöneticilerine ulaşma fırsatları elde ediyorlar. Kart alabilirler, iletişim kurabilirler, dostluk kurabilirler, staj fırsatı yakalayabilirler, iş fırsatı yakalayabilirler. Belki onlar da gelecekte bizler gibi fuar yöneticileri olacaklar evet. Ya da kurumlarının insan kaynakları yönetimlerinde çalışacaklar. Böyle bir etkinlik nasıl planlanabilir diye bir öngörü sahibi olacaklar aslında öğrenciler için. Çok kıymetli bir süreç. Ve başka bir ayağı daha var. Hayatında belki de hiç muhatap olma şansı olmayan bir iş koluyla bir yol kesişmesi söz konusu. Geçen seneki fuarda yani 22'deki fuarda bir grup öğrenci şöyle bir cümle sarf etti. Allah Allah hocam, biz ilahiyat fakültesi öğrencileriyiz. Biz bu fuarda kendimize muhatap bulamadık ki. Biz nerede çalışacağız dediler. Ben de onların kulağına dedim ki siz kaç tane rektörün ilahiyat mezunu olduğunu biliyor musunuz? Evet. Çünkü insanlar şöyle bir algıya düşüyorlar. Orman endüstri mühendisiyim. Ha o zaman orman endüstri mühendisi şirketinde çalışırım. Bir öğrencim geçenlerde beni aradı dedi ki hocam ama yönetim pozisyonunda çalışıyor. Lojistik ve saha yönetiminde çalışıyor. Ben dedi şirketten ayrılıyorum. Mobilya şirketinde çalışıyor. Nereye gidiyorsun dedim. Aselsan'a gidiyorum dedi. Anlamadım dedim ben. Bakın şimdi ben anlamadım dedim. Dedi ki hocam Aselsan yaptığım işlerden dolayı beni çok beğenmiş bana iş teklif etti dedi. Çok bir başka güzel. Küçük bir hikaye daha anlatmak istiyorum. Bir öğrencimiz bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursuyla yurt dışına gitti. Ve yurt dışında odun plastik kompoziti çalıştı. Orman endüstri mühendisi. Bir kongrede Ford otomotiv var ya, Ford'un laboratuvar yöneticisi benim öğrencimi çok beğenmiş. Demiş ki Alper sen bizimle çalışır mısın? Diyor ki hocam insan kaynakları yöneticisinin karşısına çıktığımda kadın böyle dedi diyor. Bizde hiç orman endüstri mühendisi çalışmadı siz kimsiniz dedi diyor. Ben de dedim ki diyor ama ben odun plastik yani malzeme bilimi çalıştım. İlk defa Ford, Amerika'daki Ford'da bir Türk ve bir orman endüstri mühendisi çalıştı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Herkes kendi mesleğiyle eşleştirirse bu fuarda belki de ufuklar açılmaz. Girdikleri zaman görecekler ki kendileri için farklı iş kolları fırsatları çıkacak. Yani illa mezun olduğu bölümle alakalı bir kurumda değil, belki de çok farklı bir kurumda çalışabileceğini görecek. Turizm mezunları zannediyor ki otellerde sadece turizmciler çalışır. İngilizceciler,
Lojistikçiler, belki insan kaynakları yönetimcileri çalışabiliyor. Yani herkese, her meslek grubuna, her meslek alanında fırsat olduğunu bu fuarda görecekler çocuklar. Ve değişik meslek kollarında farkında olurlar. Evet. Öyle, değil mi Sayın Hocam? Evet, biz fuarı hazırlarken öğrencilerimiz girdiği zaman hangi meslek grubuyla muhatap olacaksa o grupları da yan yana yerleştirdik bu fuarda. Bu fuarın başka bir güzelliğini daha var, anlatacağım. İçeri girdiklerinde ormancılar bir tarafta, savunmacılar bir tarafta, malzemeciler bir tarafta, sosyal hizmetçiler bir tarafta, devlet kurumları bir tarafta. Yani muhatap olacakları her mesleğe ait biriyle karşılaşacak gençler. Çok güzel. Hocam, yetenek kapısı. Yetenek kapısı ne anlama geliyor? Çok öğrenciler arasında konuşuluyor ama internet site adresleri nelerdir? Bu yetenek kapısı öğrencilere ne sağlıyor? Ne iş yapıyor? Yetenek kapısı Cumhurbaşkanlığı tarafından, İnsan Kaynakları Ofisi tarafından planlanan bir süreç. Öğrenci yetenek kapısından fuarlardan haberdar olabiliyor, stajlardan haberdar olabiliyor, iş fırsatlarını sunuyor yetenek kapısı. Yetenek kapısı çok aktif bir platform. Sürekli yeni iş fırsatları, işte filan şirket eleman arıyor, falan firma etkinlik yapıyor diye yeni yetenek kapısından görebilirler. Bir de tabii ulusal staj programını yönetiyorlar. Ve geçen hafta ulusal staj programı başvuruları başladı. Şimdi artık öğrencilerimizin ulusal staj programlarından yararlanabilmeleri için fuar sonrası hızlıca bilgilendirmeleri yapacağız ve öğrencilerimize yetenek kapısı kayıtlarını yöneteceğiz. Halil Hocam, paydaş üniversitelerimiz de var. Evet. Hangi üniversitelerimiz katılıyor fuara? 5 paydaş üniversitemiz var. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize'de. Avrasya Üniversitesi, ki bu vakıf üniversitesi. Trabzon Üniversitesi, Giresun ve Gümüşhane Üniversiteleri aynı zamanda bizim paydaş üniversitelerimizdir. Birlikte aslında bu Halihazırda da destek veriyorlar. Birlikte bu fuarı düzenliyoruz. Evet. Peki firma sayılarımız ne durumda şu an için? Az önce de söylediğim gibi 170'in üzerinde firma var. Bunların çoğu tabii ki nitelikli firmalar. Gerçekten öğrencilerimizin kariyerine dokunabilecek, onlara kariyer yolculuğunda yardımcı olabilecek firmalar olarak. Evet. Hangi platformlar üzerinden öğrenciler kayıt yapılabiliyor? Şimdi Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın kaydını yetenek kapısı üzerinden öğrenci kayıt formuna girmesi gerekiyor. Önce yetenek kapısına kayıt olacak. Bölgesel fuarlardan Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nı seçecek. Ziyaretçi öğrenci olarak kaydını yaptıracak. Bir başka güzelliği daha var. Onu da burada es geçmeyelim. Yaklaşık 60 tane etkinlik yapacağız biz fuarda. Saha İstanbul, Cumhurbaşkanlığı, İnsan Kaynakları Ofisi, Aselsan, Kastamonu Entegre, Yıldız Entegre, Pelit Aslan, Türk Hava Yolları gibi firmalar kendi işe alım süreçleri ya da kariyerle ilgili etkinlikler yapacaklar. Bunlar bizim küçük salon, büyük salon ve localarımızda gerçekleşecek ve firmalar localarımızda iş görüşmesi yapacaklar öğrencilerimizle. Artı ana sahnemizde de sosyal etkinlikler yapacağız. Evet. Mesela Seymen Aydın bizimle beraber olacak. Çok güzel. Sahnede bize şov yapacak. Sevgili Seymen Aydın'la da bir radyo programı gerçekleştirmiştik. Gelecek. Evet. Hiç güzel sözümüzü ikiletmedi. Ben ona gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir evet. sözümle. Sahne alacak bize inşallah. Samsun Opera Balesi bizimle olacak. Çok güzel. Bizim üniversitemizin kültür etkinliklerinde görev alan Gürsel Hocam ve ekibi sahne alacaklar. Güzel de sosyal etkinliklerimiz olacak inşallah. Yani dolu dolu geçecek. Dolu dolu bir iki gün bizi evet. bekliyor. Evet. Sosyal etkinlikler. Tabii standlarda evet. da firmalar etkinlikler yapacaklar. Evet. Ve güzel yarışmalar yapıp ödüller de verecekler. Yani öyle de güzellik evet. de var yani. Evet. Hocam, şüphesiz ki öğrencilerin kariyerinin noktasında emeğiniz çok büyük. Kesinlikle. Önce sizlere, ondan sonra bu organizasyonun mutfağında çalışan ekibe çok teşekkür ediyoruz. Evet, son olarak kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir nüans var mı?
Evet, biz şöyle söyleyebiliriz, çok değerli bir fuar bu kare fuarları. Çünkü hakikaten sonuçta biz öğrencilerimizi yetiştiriyoruz, mezun ediyoruz ama bu çocukları yani takibini de yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsun kariyer evet. merkezimiz bu mezunlarımızı da aslında takip ediyor. O yüzden aslında mezunlarla iletişim koordinatörlüğü de kuruldu. Kariyer merkezimizle birlikte mezunlarımıza ulaşmak istiyoruz. 253 bin üzerinde mezunumuz var. Biz tabii ki mezunu isteriz ki mezunun tüm öğrencilerimiz güzel bir işte, kendi branşlarına uygun bir işte görev alsınlar tabii. Bu açıdan önemli. Dolayısıyla biz istiyoruz ki bu fuarımız bu kadar hazırlık yaptıktan sonra 15 bin hedefimiz var. Belki de bunu da geçelim yani. Normalde bizim kendi üniversitemizde 33 bin öğrencimiz var. Evet. İşte diğer üniversitelerle birlikte bayağı bir üniversite topluluğu var. Dolayısıyla biz öğrencilerimizi bir an önce eğer kayıt yaptırmadıysalar bu kariyer fuarı için bir an önce yetenek kapısından girip bütün biz bunları sosyal medyadan, e-maillerle çok farklı şeylerde alanlarda bunları duyurularını yaptık aslında. Eğer kayıt yaptırmamışlarsa bir an önce kayıtlarını yaptırmalarını istiyoruz, rica ediyoruz evet. öğrencilerimizden, mezunlarımızdan. Ne kadar çok katılım olursa biz de o kadar memnun olacağız. Tabii. O öğrenci. Sonuçta bu kare fuarı onlar için yapıyoruz evet. ve onları bekliyoruz. Kesinlikle. Başarılı bir yani, fuar, evet. Kare fuarı geçmesini diliyorum. Muhakkak çok önemli. Özellikle rektörlük yönetimimiz Hülya Hı. Hocam bu iş var olduğundan bu yana aslında sınıftan çıktıktan sonra da o çocuğun, o öğrencinin yanında olduğunuzu gösterdiniz. Evet. O çok önemli. Evet. Çok duygusal bir mesaj aslında baktığımız zaman. DOKAF'ın içeriği anlamında. Evet. Değil mi Hülya Hocam? Şimdi şey, bu kadar emeğinize karşılık değiyor mu? Dedi evet. birisi bana. Ben de dedim ki bir yıldız daha denize atacağız. Yani. Biliyorsunuz o benim hep mesajım. Şöyle bir şey düşünün. Siz bir ürün tasarlıyorsunuz. Tasarladığınız insan. Ve onu iyi yetiştirebilmek, parlatabilmek için bir sürü eğitimler veriyorsunuz. Evet. Ama sizin yapamadığınız bir şey var. Doğrudan sahaya inmek. Bu fuar sahaya inmeyi sağlıyor. Şimdi biz öğrencilerimiz için bir güzellik daha yapıyoruz. Sınav haftası, çok yoğunlar biliyoruz. Zaman kaybetmek istemiyorlar. Fuara gelmekten evet. tedirgin oluyorlar. Fakat onlardan biz şöyle bir talepte bulunuyoruz. Yarım saat fuara girmeleri bizim için yeterli. O havayı soluyacaklar. Ortamda. Kendilerine uygun olan firmayı bulacaklar, görüşecekler, bitecek. Fuara iki gün boyunca tüm saatlerde girmeleri gerekmiyor. Tabii. Bir başka güzellik, Orman Fakültesi'nin önünden, fiziğin önünden ve kütüphanenin önünden ringler koyacağız. Sürekli fuar alanına gidecek, sürekli fuar alanından öğrencilerimizi aşağıya tahliye edeceğiz. Kampüse getirecek. Kampüs içerisinde öğrencilerimizi istedikleri zaman diliminde fuara götürebilecek kadar bir planlama da yapıyoruz, bu bir. Girdikleri zaman istedikleri kadar kaldıktan sonra dışarıya çıkabilirler. Bu serbest. Böyle bir zorunlulukları yok. Öyle bir şey düşünmesinler. Korkuya kapılmasınlar. Bir başka güzellik. Biz fuara saat 6'ya kadar birinci gün. 6-6.30'a kadar açık tutacağız. Bu ne demek? Fuar alanımız Doğu Karadeniz Kız Yurdu'nun yanındaki bina. Bu yıl bir değişiklik yaptık. Trabzon spor yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Yıllarca bizim kahrımızı çektiler ama bu yılki fuarımız fuar alanının yakın olmasını sağlayabilmek adına biyoinovasyon merkezi. Kız yurdunda kalan öğrencilerimiz akşam 5'ten sonra okul bitti, dersler bitti, fuar alanını gezip yurda geçebilecekler. Müthiş. Böylece o zaman dilimindeki bir saatlik süreç onların fuardan haz almalarına yetecek. Çok teşekkürler hocam. Çok düşündük bunları evet. onlar için. Biz teşekkür evet. ediyoruz bu fırsatı bize verdiğiniz için ve öğrencilerimizi bekliyoruz. Her zaman hocam, evet. ne zaman evet. dilerseniz. Çok sağ olun, evet. teşekkürler evet. tekrardan. Evet, bugün Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nı konuştuk. Konuklarımız, üniversitemiz rektör yardımcısı Profesör Doktor Halil İbrahim Okumuş ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hülya Kalayacıoğlu'ydu.
Bugünlük bizden bu kadar. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 2024 sizleri bekliyor. DOKAF 24, Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 5 paydaş üniversite. Avrasya Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi işbirliğiyle 8-9 Ocak 2024 tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin önde gelen 200'e yakın kamu kurumu ve firmasının insan kaynakları ve işe alım uzmanları sizlerle buluşmak için geliyor. Üniversite öğrencileri ve mezunları için staj ve iş fırsatları, kamu kurumu ve firmalarla mülakat ve birebir görüşme imkanı, eğitim, söyleşi ve sunum programları sizleri bekliyor. Sen de yeteneklerinin farkında ol. Kariyerine yön ver. Yetenek Her Yerde platformuna kaydol. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi.